Merhaba arkadaşlar. 20 Şubat Pazar sabahı gerçekleşen Balık yeni ayının üstünden bir saat geçmeden Venüs de Koç burcuna geçti. 20 Şubat 16 Mart tarihleri arasındaki Venüs Koç geçişi, Venüs'ün yeni bir zodyak döngüsü başlatacak olması ve hemen Balık yeni ayının akabinde gerçekleşmiş olması açısından oldukça önemli bir geçiş. Venüs Koç etkisindeyken hava koşullarında ani değişimler gözlemleyerek içine su, sıvılar, zehirler ve ateşi barındıran bazı doğa olayları yaşamamız oldukça olası. Bu olayların sonucunda tarladaki ekinlerin ve ağaçlardaki mahsullerin zarar görmesi gibi de vurgular söz konusu. Tabii şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Çocuklara ülke topraklarımıza ve belki de ülke iklimimize yönelik planlı işlenecek suçlarla ilgili olasılıklar da Venüs Koç döneminin diğer astrolojik etkilerinden, az önce bahsettiğim iklim değişikliklerinin planlı bir şekilde ve yurt dışı menşeili etkilerle gerçekleşme olasılığı söz konusu olabilir bu dönemde. Hatta astrolojik açıdan, yani işin gözle görünmeyen tarafında astroloji görür bazen biliyorsunuz, işin içerisinde yeraltı kaynaklarımızın yabancı otoriteler tarafından kontrol altına alınmaya çalışması gibi bir niyet olacağını da astrolojik anlamdaki yaptığım incelemede gördüğüm kadarıyla söyleyebilirim. Bu arada ben bir komple teorisyen değilim. Hem bilimsel gerçeklerin hem de astroloji ilmiyle gözle görülmeyen olasılıkların okunabildiğinin farkındayım. Astrolojik olarak okuyabildiğim bu olasılığın dışında mikrodalga teknolojisinin onlarca yıldır tekstilde iplik kurutmasında kullanıldığını da düşündüğüm zaman frekanslar ve mikrodalgalarla iklim şartlarının değiştirilebileceği ihtimali bilimsel açıdan da bana çok uzak gelmiyor. Bu arada bilmeyenler için ben tekstil yüksek mühendisiyim ve yüksek lisansım esnasında bu iplik kurutma teknolojisiyle birlikte radyo frekans ve bu mikrodalga teknolojileri hakkında çeşitli dersler aldım. O teknoloji hakkında biraz fikrim olduğu için bu kadar rahat söyleyebiliyorum. Yani bir astrolog kimliğimi söylemiyorum şu an size bunları. Şimdi Venüs Koç geçişi astrokartografik açıdan Trakya, Silivri, Beylikdüzü, Zeytinburnu, İstanbul'un bunlar semtleri biliyorsunuz. İzmit, Ankara, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır böyle bir hat düşünün. Bu hattı içine alan bu bölgeleri çok fazla etkileyecek gibi görünüyor. İklim değişikliklerine dair az önce söylemiş olduğum olasılıkların bu bahsettiğim hattın çevresindeki alanları etkileme ihtimali olabilir bu yüzden. 6 Şubat'ta yaşadığımız yüzyılın deprem felaketi yaralarını ülkece sarmaya çalıştığımız şu günlerde Venüs Koç geçişinin gerçekleştiği günün akşamında Hatay'da iki tane daha şiddetli sarsıntı oldu biliyorsunuz. Bu sarsıntıların jeolojik olguların dışında astrolojik açıdan Venüs Koç geçişinin bu biraz önce bahsetmiş olduğum olasılıklarıyla da alakası olabilir diye düşünüyorum bu yüzden. Yani Venüs Koç geçişinin sonlanacağı 16 Mart'a kadar deprem ve iklimsel aşırılıklar yaşamaya devam edebiliriz maalesef ki. Ayrıca yurt dışı menşeili bir salgın hastalık da Venüs Koç geçişinin bizlere getirmesi muhtemel bir başka etki. Hatay'ın deniz kıyısında bir sayfiye yeri vardır, bir tatil yeri vardır, Arsuz'dur ismi de. İşte bu Arsuz ve onun tam karşı kıyısında Adana Ceyhan bulunur. İşte tam buradan geçen bir hat var astrokartografik anlamda bu Venüs Koç geçişiyle ilgili. İşte bu bölgelerde su ile ilgili doğa olaylarının yaşanma ihtimali söz konusu olabilir bu Venüs Koç geçişinde süresince. Ki 20 Şubat'ta biliyorsunuz Hatay'da yaşanılan bu son deprem sonrasında Mersin'in kıyı şeridindeki bazı şehirlerde tsunami olabileceğine dair de uyarılar yapılmış, anonslar yapılmış. Böyle bir şey olmamış neyse ki. Ama 16 Mart'a kadar işte bu az önce saydığım Arsuz, onun karşı kıyısı ki Mersin de buralara yakın. Bu bölgelerde yaşayanlar gerçekten dikkatli olsunlar su ile ilgili olaylara karşı. Venüs paraya ve sevgiye bakışımızı gösteren bir gezegen değil miydi? Bunlardan hiç bahsetmiyorsun dediğinizde duyar gibiyim. O yüzden Venüs'ün özellikle para ile ilgili etkisinde biraz da finansal astroloji açısından bakacağım. 20 Şubat 16 Mart arasındaki süreç zaten genel anlamda yanlış bilgiyle manipüle edilme vurgusuna sahip. Aynı zamanda Koç burcunun aceleciliği ve işte yeni bir döngüye başlamış olma vurgusu da söz konusu bu dönemde. Bu yüzden para hırsı ve yanlış bilgiyle manipüle edildiği için parasal kayıplar yaşayanlar olabilir bu dönemde. Aceleyle yatırım yapmayın. Her kim olursa olsun parayla ilgili yapacağı açıklamaların manipülasyon içerebileceğini ve sizi yanlış yatırımlara sokabileceğini unutmayın diyorum o yüzden bu dönemde. Tabii şimdi ilerleyen günlerde zaten haftalık olarak yatırımların durumlarına gireceğim. Şu an bunu böyle bir genel bilgi olarak vermiş olayım sizlere. Son olarak bir süredir konuşulan ülkemizi işgal etmek istiyorlar tarzındaki işte konuşmaları, komplo teorilerinden benim de haberim var elbette ki. Venüs Koç geçişi bence bizlere bir savaş ortamı getirmeyecek diye düşünüyorum. Ancak
Öncelikle hayat pahalılığı, sonrasında da 6 Şubat'taki bu deprem felaketinin getirdiği can ve mal kayıpları halkın öfkesinin patlamaya hazır bir bomba şeklinde olacağını zaten bu döneme dair gösteriyor. Çeşitli otorite figürlerinin aldatıcı ve manipülatif açıklamalarıyla birlikte inancı odağa alan bazı grupların yapacağı muhtemel provokasyonlar, bazı inanç merkezlerine yapılması muhtemel yine saldırılar, işte bu öfkenin kontrolsüzce ortaya çıkmasına zemin hazırlayacak şiddet olaylarını getirebilir bu dönemde. Yani Venüs Koç'un bence en çok tehlikeli kısmı burası. O yüzden sağduyu elden bırakmamanız ve manipülatif insanların bizi birbirimize, kendi içimize, ülkemiz içine düşürmesine izin vermememiz gereken bir dönem bence Venüs Koç geçişi. Adaleti ortaya koyarken şiddet gösterirsek, haklıyken haksız duruma düşeriz biliyorsunuz. Bu videoyu da işte bu hatırlatmayı yapmak ve sizleri uyarmak için çekiyorum. Umarım anlaşılır olmuştur. Kolektif bilincimizi yükseltmek ve sakin kalabilmemiz adına da lütfen olabildiğince bu videoyu diğer insanlarla paylaşın diyorum o yüzden. Önümüzdeki haftanın genel etkileri ve yatırımların durumundan bahsedeceğim videomla da kısa zaman içerisinde sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.